Merhaba. Felsefe tarihi serisine başlamadan önce ilkin felsefenin ne olduğuyla alakalı bir video paylaşmam gerekiyordu. Bu yüzden bu video önemli bir video ve sabredebilenler sonuna kadar izlesinler lütfen. Zira sonraki videolarda bu işimize yarayacak. Ve felsefe tarihi dedim ama başlığa baktığınızda felsefeye giriş yazıyor. Bu da merakınızı cezbetmiş olabilir. Şöyle izah edeyim. Hemen her felsefe dersinde, felsefe kursunda, felsefe külliyatında, felsefe eğitiminde ilkin felsefe üzerine bir 500-600 sayfa veya 9 ders, 10 ders bir hazırlık yapılır. Yani felsefe nedir? Felsefenin alt dalları nelerdir? Önemli filozoflar ve akım önderleri kimlerdir? Bunların temel argümanları nasıldır? Vesaire vesaire bir hazırlık yapılır ve ontoloji, epistemoloji, siyaset felsefesi, bilim felsefesi ya da din felsefesi bunlarla alakalı bir eğitim verilir. Dolayısıyla bu ciddi bir konudur ve zaten felsefeye giriş başlıklı birçok kitapta bu konular ele alınır. E ben de kronolojik sırayla felsefe tarihini, filozofları ve onların görüşlerini anlatmadan önce bir 8 video, 9 video felsefeye giriş yapayım en azından hiç bilmeyenler felsefe ile alakalı genel bir bilgi sahibi olsunlar ve sanki bir üniversitede felsefe eğitimi alıyormuş gibi birçok şeyi öğrensinler istedim. Buna da bu video ile giriş yaptım ve başlığımız felsefe nedir ki bu ciddi bir konu ve bununla alakalı birkaç tane cevap var aslında hani felsefenin ne olduğu ile alakalı halen konuşuluyor. Fakat en basit tabiriyle söylemem gerekirse felsefe bilmeyi istemektir yani meraktır. Zira Aristo'nun da söylediği üzere insan bilmek isteyen, öğrenmek isteyen bir varlıktır ve bilmenin de sonu yoktur. Ve insan bir tek bilmek isteyen değil, bilmek istediğinin farkında olan bir varlıktır. Hatta bu bilme isteğini hayatın anlamına çevirir. Ve bu açıdan felsefe hayattaki en temel ilimlerden biridir. Antik çağa baktığımızda felsefenin genellikle doğa felsefesi, yani doğayı araştırmak şeklinde yapıldığını fakat uzak doğuya baktığımızda felsefenin genelde konfüçyusçuluk gibi hukukla, yönetimle, siyasetle ilgili olduğunu görüyoruz. Devam edip orta çağa baktığımızdaysa bu sefer felsefe tanrıyı kanıtlamak, ontolojik, epistemolojik veya teleolojik argümanlarla tanrıyı insanlara göstermek veya dinin iddialarını gerekçelendirmek gibi bir takım amaçlar yüklenmiş oluyor. Yani felsefe dönemden döneme, çağdan çağa ve istekten isteğe göre değişim gösterebiliyor. Fakat her halükarda felsefe doğayı öğrenmek istemek, insanın bilme ihtiyacını gidermek, merakını karşılamak ve doğa hakkında, doğadaki neden sonuç ilişkileri hakkında ve insanın ne olduğu, varlığın ne olduğu hakkında bilgi vermek görevini görüyor. İsmail Tunalı konuya şöyle giriş yapıyor nesnelerin oluşturduğu bir evren içinde yaşayan insan, nesnelerle sürekli algı ilişkisi içindedir. Onları görür, işitir, onlara dokunur ve nesnelerin oluşturduğu evrene dış dünya denir. Bir de insanın acıktığı, hüzünlendiği, sevindiği bir alan vardır. Bu alana da insanın iç dünyası denir. İnsan hem dış dünyayı hem de kendi iç dünyasını duyularıyla algılar, aklıyla kavrar ve onların bilincine varır. Başka bir deyişle kişi dış ve iç dünyası üzerine bilgi edinir. Peki bilgi nedir? Bu da en popüler sorulardan biri. Ve genel itibariyle söylemek gerekiyorsa bilgi bilen varlıkla bilinmek istenen varlık arasındaki bir ilişkidir. Felsefede bilen varlık için özne veya süje, bilinen varlık için nesne veya obje tanımlarını kullanıyoruz. Ve insan bir tek görmek, duymak veya algılamak yoluyla bilgi edinmez. İnsan kendi kendini bilgi keşfeder, üretir ve bilgi yaratır. Örneğin şöyle söyleyeyim. Karşımda duran şeyin bir masa olduğunu anladığımda onu görerek görme bilgisi yoluyla onun masa olduğu fikrine varıyorum. Fakat masa bilgisi zaten bende var. Yani masa diye bir şeyi zaten öğrenmişim ve ayrıyeten hiçbir şey görmeden gözlerimi kapatarak da herhangi bir obje tasarlamak ya da hayal etmek mümkündür. Örneğin kafamda doğada bulunmayan bir üçgen, bir daire, yani gerçekte olmayan bir sembol hayal etmem ya da kırmızı renkli bir masa tasavvur etmem mümkündür. Ve bu da Bilgi bilen varlıkta mı? Yani bizde mi? Yoksa bilinen varlıkta mı? Yani bizim ilgi duyduğumuz objelerde, nesnelerde, dış dünyada mı? Bu soruyu doğuruyor ki bu türden konular felsefede bilgi felsefesi diye adlandırdığımız epistemoloji alanında inceleniyor ve zaten ikinci videoda epistemoloji ile alakalı olacak. Şimdi felsefede esasında bir bilgi türüdür fakat diğer bilgi türlerinden ayrılır. Zira birçok bilgi türü vardır ve Bunların hepsi başka başka şeylerle ilgilenmektedir. Örneğin gündelik bilgi adını verdiğimiz bir bilgi türü vardır ki bu en çok maruz kaldığımız bilgi türüdür. Adı üzerinde gündelik bilgi yani gündelik olaylarda karşılaştığımız, her gün başımıza gelen, her gün kavradığımız şeyler ve gündelik bilgi genellikle insanların ortak bir biyolojik yapıyı barındırmaları, yani ortak özelliklere sahip olmaları ve Ortak bir tecrübe yaşamalarından kaynaklanır. Yani gündelik bilgi öyle deneyle, gözlemle ya da uzun felsefi sorgulamalarla elde ettiğimiz bir bilgi türü değildir. Örneğin en zeki de en aptal da yağmurun ıslattığını ve ateşin yaktığını bilir. Ya da karnımız acıktığında yemek yememiz gerektiğini ya da susadığımızda su içmek gerektiğini biliyoruz. Yine Sonbahardan sonra kışın geldiğini, kıştan sonra ise ilkbaharın geldiğini biliyoruz. Bunları ya okulda öğrendik ya da tecrübe ettik. Yani bir yerde bunları gördük, bunları kaydettik ve bir daha öğrenmeye gerek kalmadı. Gündelik hayatta farkında bile olmadan bir ara bunları öğrendiniz. Ve ne zaman öğrendiğinizi tam anlamıyla hatırlamıyorsunuz. Ha belki istisna vardır, hatırlayan vardır. Ama zaten bu verdiğim örnekler hani 3-5 taneydi gündelik bilgiye binlerce örnek verilebilir. Ve bu açıdan gündelik bilgi pek de kıymetli bir bilgi türü değildir. Eğer bilgi üzerine araştırma yapmak, sorgulamak, onu incelemek yöntemine giderseniz bu durumda bilimsel bilgiye ya da felsefi bilgiye ulaşıyorsunuz. Bilimsel bilgide süje ile obje arasındaki ilişki deneysel yöntem adını verdiğimiz bir yöntemle kurulur ve bu yöntem deney ve gözleme dayanmaktadır. Bu açıdan bilimsel bilgi nesneldir. Yani kişiden kişiye değişim göstermez. Kalıcı ve genel geçer bir bilgiye sahiptir. Bu açıdan da objektiftir. Ayrıca bilimsel bilgi, insan bilimleri, formal bilimler ve doğa bilimleri olmak üzere üçe ayrılır. Yani tek bir bilim anlayışından bahsetmek mümkün değildir. Ama zaten bunu da bilim felsefesi videosunda inceleyeceğiz. Bu arada 9 video, 10 video yapacağımdan bahsettim. Dolayısıyla nereden baksanız 2 ay, 3 ay sürecek bir şeyden bahsediyorum. Sizler eğer kendi başınıza araştırma yapmak ve bu videoları beklemeden de bir şeyler öğrenmek istiyorsanız eğer İsmail Tunalı, Ahmet Arslan, Ahmet Cevizci, Nigel Warburton ve birçok kişi felsefeye giriş kitapları yazmışlar ki ben de bu kitapları kullanıyorum zaten. Bunları kaynak alıyorum. Merak edenler bu kitapları temin edip kendileri de okuyabilirler. Felsefi bilgiden devam edersek bu izah etmesi pek de kolay bir şey değil. Hatta felsefedeki en büyük sorulardan biri bizzat felsefenin ne olduğu ve felsefi bilginin ne anlama geldiği, neyi verdiği yani zor konular ama özetle söylemek gerekiyorsa felsefi bilgi hakikatin bilgisidir. Daha doğrusu gerçeğin, hakikatin peşinde olan bir bilgi türüdür. Ha, hakikati verdiğini iddia etmez ama amacı budur. Esasında felsefe nedir diye soracaksak ve felsefi bilginin ne anlama geldiğini, nasıl üretildiğini merak edeceksek yapacağımız tek bir şey var. Filozof olduğu iddia edilen yani felsefe yaptığı söylenmekte olan kişilerin hayatına bakmak ve onların felsefe yapma tarzını incelemek. Ama tarihte birçok filozof var ve hemen hepsi kendine has bir araştırma yöntemi geliştirmiş ve hepsi felsefeden başka bir şey anlamış. Zaten hiçbir filozof da bir konuda tamamen diğerleriyle aynı görüşte olmamış. Yani felsefe tarihinde ve felsefede bir konuyla, bir soruyla alakalı herkesin kabul ettiği bir cevap bulamıyoruz. Bu yüzden de felsefeyi filozoflara bakarak öğrenmek pek de makul görünmüyor. Zira eğer filozoflara bakacaksak ve onlardan bir iki tanesini seçip de tamam bunlar doğru felsefede budur diyeceksek bunun şey seçip de mürit olmaktan pek bir farkı yok. Ve zaten felsefe buna kapıyı kapatır. Zaten bazı filozoflar kendilerine has bir sistem yaratmışlar yani bir yöntem geliştirmişler. Haliyle bu adamların bir tane kitabına veya bir fikrine bakıp da bir konuyla alakalı öne sürmüş oldukları argümanları inceleyip de işte bu felsefedir veya doğrudur demek mümkün değil. Bütün kitaplarına, bütün söylemlerine bir bütün gözüyle bakmak gerekiyor. Ve komple ele almak gerekiyor ki bir anlam kazansın. Örneğin ilk çağda Aristo ve Platon, orta çağda Farabi ve i̇bn Sina, Rönesans döneminde Descartes ve 19. yüzyıldaysa Hegel gibi insanlar kendi sistemlerini yaratmışlardı ve bu yüzden bu insanlar bir videoyla veya bir kitapla geçiştirilemiyor. Hatta üniversitede felsefe eğitimi alanlar yakından bilecektir. Bu kişilerle alakalı özel ders veriliyor. 10 seans, 15 seans vesaire. Zira bunlar felsefe sisteminde bir yer kaplıyorlar. Haliyle en makul görünen felsefe tarihini öğrenmek bütün filozoflara bakmaya çalışmak, bakabildiğimiz kadarıyla yeni sistemleri, görüşleri, kavramları, argümanları incelemek ve bunlardan ortak bir sonuç çıkarmaya çalışmak. Çünkü felsefede bir konuya noktayı koymak imkansız gibi bir şeydir. Yani halen daha felsefe nedir? Bunu tartışıyoruz. Felsefe tanımlarından birine örnek vermek gerekiyorsa Immanuel Kant kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında olan zihinsel bir etkinlik biçimi diye tanımlıyor. Ve bu epey ortak bir tanım çünkü buradaki akla dayanan nedenler ifadesine baktığımızda deney, gözlem, akıl yürütme ve akıl yürütme sonucunda ulaşılan sezgi ve diğer bir takım yöntemler buna dahiller. Haklı çıkarmak veya meşrulaştırmak ifadesine baktığımızda ise Ahmet Arslan'ın da dediği gibi bunun esasında akla mantığa dayanan gerekçelerle temellendirilmesi yani bir takım gerekçelerle kanıtlanmaya çalışılması anlamına geldiğini görebiliyoruz. Mesela felsefe tarihindeki en meşhur ve en basit örnekle örneklendirmek gerekiyorsa bütün insanlar ölümlüdür dedikten sonra eğer Sokrates de insandır derseniz otomatikman Sokrates de ölümlüdür sonucu ortaya çıkacaktır. Fakat felsefede önemli olan şey sonuçlardan ziyade bu sonuçlara nasıl ulaştığınızdır. Yani tümden gelimle mi, tüme varımla mı veya başka yöntemlerle mi, hangi sebeplerle ve hangi yolu izleyerek bir sonuca ve şu sonuca varıyorsunuz. Zira felsefede herkes tarafından kabul gören ve herkes kabul ettiği için yani çoğunluk öyle onayladığı için doğru sayılan bir önerme veya cevap yoktur. Herhangi bir bilimde genelde öğrenmek gereken bazı hakikatler vardır. Zira bu hakikatlere inanmadan veya onları kabul etmeden bir gelişim gösterilemez ve o bilim yapılamaz. Mesela matematikte bir takım teoremler fizikte bazı doğa yasaları ve tarihte bir takım olgu ve olaylar ya da belgeler doğru sayılmak zorundadır. Zira bunları doğru saymak yöntemiyle bu yolla ilerleme kat ediyoruz ve daha sonraki fikirlerimizi de bunların üzerine kuruyoruz. Ha diyebilirsiniz ki tarihte durum değişiktir zira yeni bir belge ortaya çıkar ve geçmişte şöyle yaşandı zannettiğimiz bir olayın böyle yaşanmış olduğu ortaya çıkar ve fikrimiz değişir. Bu doğru fakat aynı şey fizik içinde geçerlidir. Yani bugün doğru kabul ettiğimiz bir yasa, bir hakikat yarın başka bir buluşla, yeni bir fikirle çürütülebilir ve bugün yasa kabul ettiğimiz şeyler güncellenmek zorunda kalır. Bu açıdan bilimler ufak bir yanılma payı barındırırlar ama aynı zamanda hakikati sunduklarını da iddia ederler. En azından şimdilik bilebildiğimiz kadarıyla en doğrusu bu derler ve bilimler Bilim adamlarının ortak paydada buluşmasıyla ilerleyebilir. Yani bugün yer çekimini kabul etmeyen bir fizikçi ya da evrimi reddeden bir biyolog bulmak mümkün değildir. Varsa öyle birisi o zaten bir bilim adamı değildir. Bir metafizikçi, bir spiritüalist veya filozoftur. Zira bilimde ilerleme herkesin aynı fikirde olmasıyla mümkünken felsefede ilerleme kimsenin anlaşamaması sayesinde mümkündür. Yani hiçbir filozof başka bir filozofun fikrini olduğu gibi kabul etmek zorunda değildir. Ettiği de görülmemiştir zaten. Genelde filozoflar onlardan önceki filozofların ortaya attığı fikirleri çürütmeye çalışır, kusur bulmaya çalışır ve yeni fikirler üretmeye çalışırlar. Ve elbette kendi ürettikleri fikirler de ileride başka insanlar tarafından çürütülecektir. Gerçi çürütmek demek pek doğru olmuyor zira felsefede bir şeyin tamamen doğrulandığını görmek mümkün değil. E, tamamen doğrulanmış veya ispatlanmış, doğru sayılmış bir şey yoksa onu çürütmek ve yanlışlamak da mümkün değildir. En fazla tezler, antitezler ve sentezler bulmak mümkündür ki esasında felsefe tarihi zaten bunlarla kaynamaktadır. Bu yüzden felsefeyi öğrenmek ve felsefe tarihine hakim olmak için birçok filozofa bakmak ve onların fikirlerini karşıt argümanlarla beraber öğrenmek gerekir. Ama bu bir conditio sine qua non yani olmazsa olmaz şart değildir. Zira felsefede en önemli olan şey felsefecileri ezberlemekten ziyade felsefe yapmayı öğrenmektir. Ve bu da işte video izleyerek ya da kitap okuyarak yapılmaz. Yani felsefe öğrenilerek yapılan bir şey değildir. Yapılarak öğrenilen bir şeydir. Bu açıdan felsefe bir yere varmak, bir sonuca ulaşmak ve bir hakikatin üstünde durmak da olamaz. Felsefe her daim yolda olmak demektir. Zaten felsefe sözcüğüne baktığımızda bile bunu görebiliyoruz. Zira felsefe antik Grekçedeki filio ve sofya yani bilgelik ve sevmek kelimelerinin bir birleşimidir. Ve bilgeliği sevmek ya da bilgelik dostu olmak demektir. Yani hakikate ulaşmak, bilge olmak, hakikati bulmak, bilgelik iddiasında bulunmak demek değildir. Felsefede cevap vermekten ziyade soruyu sorabilmek, problemi görebilmek yani fark edilmemiş olan şeyi fark etmek kıymetlidir. Zira soruyu bir kere sorduktan sonra herkes bir cevap uydurur ama o soruyu keşfetmek, o buluşu yapmak en zor olandır ve ancak bunu yapabilenler tarihe filozof diye geçer. Bu açıdan felsefe geçmişten bağını koparamayan ve geçmişle sürekli ilişki halinde bulunan bir faaliyettir. Zira eski filozofların ne tür önermelerde bulunduğunu, ne tür sorular sorduğunu ve cevaplar vermeye çalıştıklarını bilmeden yeni bir soru sormak veya cevap vermeye çalışmak pek de mantıklı olmayacaktır. Zira belki de sorduğunuz soruyu veya verdiğiniz cevabı başka insanlar çoktan vermiştir ve siz bunu bilmeden bir kitap yazmaya çalışırsanız başka insanların gözünde bir kopyacı olursunuz. Mesela ben bu türden bir hata yaptım. Şöyle ki bu kanalda tasarım argümanı ve hassas ayara cevap verdiğim bir videom var. Zira bunlar popüler argümanlar ve bunlarla alakalı bir video yapmam uzun süre istenmişti. Ben de şöyle yaptım. Hiçbir kitaba, hiçbir filozofa, hiçbir kaynağa bakmadım, hiçbir araştırma yapmadım ve tamamen kendi kendime özgün felsefe yapmaya çalışarak freestyle bir şekilde o esnada aklıma gelen şeyleri söyledim. Yani kendi kendime bir çürütme yapmaya çalıştım ve daha sonra fark ettim ki o video içinde öne sürdüğüm argümanların yarısından çoğu daha önce David Hume gibi bazı insanlar tarafından öne sürülmüş. Yani zaten birçok filozof benle aynı sonuca ulaşmış. Aynı argümanları öne sürmüşler. Ki bu güzel bir şeydir. Demek ki ben de onlar kadar akıl yürütebilmişim. Aynı akıl yürütmeyi yapmışım yani doğru yoldaymışım ama maalesef bütün video boyunca her ne kadar kendi fikrim olsa da daha önce zaten söylenmiş olan şeyleri söylemişim. 3-5 tane örnek hariç. Yani komple de tekrara düşmemişiz. Ama mesela David Hume'u ya da diğer filozofları okuyan, onları iyi bilen birisi o videoyu açtığında tamam Diamond da işte bunları okumuş, bunları anlatıyor diye düşünecektir. Ama problem değil. Ben zaten araştırma yaptığım her videoda kaynaklarımı sizlerle paylaşıyorum. Yani saklayacağım bir şey yok. Eğer bir videomda kaynak kullanmıyorsam kaynak zaten benimdir. <laughs> bu kadar basit yani. Ve esasında bu büyük bir problem de değil zira felsefe tarihinde bu türden tekrara düşen birçok kişi görüyoruz. Ya etkileniyorlar zira insan insandan etkilenir bir iki tane kitap okursunuz ve o kitap gibi düşünmeye başlarsınız ya da aklın yolu birdir birçok kişi aynı sonuca ulaşabilir. Eh dünyadaki bütün kitapları da okuyamıyoruz Zira ömür yetmez Bu yüzden illaki bazı insanlarla aynı sonuca ulaşıp benzer şeyleri söyleyeceğiz. Bu da gayet normaldir. Ama bu bile felsefe yapmaktır. Zira öne sürdüğünüz argümanı inceliyorsunuz. Tetkik ediyorsunuz sorguluyorsunuz ve hem karşıt argümanlara hem de benzer argümanlara göz atıyorsunuz. Bu yüzden felsefeyi bilginin bilgisi diye tanımlayanlar da vardır. Zira felsefe refleksiftir. Yani kendine dönük bir bilgi anlayışına sahiptir. Kendini sorgular, kendini inceler, kendini çürütmeye çalışır ve aklın süzgecinden geçerek aynı zamanda sezgi ve mantık yoluyla bir yandan da deney yaparak birçok yöntemle kendini doğrular. Bilim, sanat, tarih ya da başka alanlar bize bir takım hakikatler verirler ve doğru budur derler. Gerçek budur derler. Felsefe ise Arı kovanına çomak sokar gibi bunun doğru olduğunu nereden bileceğiz veya senin bunu doğrulama yönteminin doğru olduğunu nereden bileceğiz ya da kendi başına doğru diye ifade ettiğimiz şeyin doğru olduğunu nereden bileceğiz gibi sorgulamalarla gerçek ve doğru kabul ettiğimiz şeyleri sürekli bir şekilde sınar ve bu yüzden de birçok kişiye rahatsızlık verir. Bu arada bu kadar şey anlattım. İşte felsefe yapmak, felsefenin ne olduğu, felsefenin anlamı, yöntemleri, özelliği vesaire. Fakat felsefe yapan yani filozof olan insanlardan ya da filozof figüründen bahsetmedim. Bu da eksik kalmasın diye şöyle popüler bir örnekle filosofos yani bilgelik dostu olan kişinin esasında neyi temsil ettiğini anlatmaya çalışayım. Şimdi filozofla alakalı elimizdeki en eski figür M.Ö. 6. yüzyılda Pisagorcuların "Üç hayat öğretisi başlığıyla anlattıkları figürdür. Bu öğretiyi bu metafora göre durum şöyledir. Bir stadyum hayal edin işte festivaller yapılıyor orada bir takım yarışmalar düzenleniyor ve burada üç farklı tip görüyoruz. Birincisi oraya spor yapmaya, şan şöhret kazanmaya, kendini ispatlamaya gelen atletler. İkincisi ya belki arada biz de ekmeğimizi çıkarırız mantığıyla ticaret yapmaya gelen tüccarlar ya da satıcılar. Üçüncüsü ise hiçbir şeyle alakası olmayan sadece insanlar ne yapıyor ne ediyor bunu gözlemlemek için orada bulunan izleyiciler. Şimdi Pisagorculara göre durum şöyle. Bu şan şöhret kazanmaya çalışan atletler dünyadaki hırs peşinde koşan güç, para, ihtiras, aşkı memnu bunlarla uğraşan kişilerdir. Yani tasbip etmediğimiz pek de ahlaklı davranmayan kimselerdir. Ama illa da it kopuk olacaklar diye bir şey yok. Bu tüccarlarsa maddiyata kıymet vermiş. Yani aydınlanmak, bilgelik kazanmak ya da erdem sahibi olmak gibi ruhsal hazlarla ilgilenmemiş bu dünyaya bağlı kalmış insanlardır. İzleyicilerse yani filozoflarsa Sadece hayatı izleyen, yorum yapan, inceleyen, anlamaya çalışan ve ne paraya ne de şöhrete kıymet vermeyen sadece gerçeği görmek isteyen insanlardır. Çünkü felsefe somut olanla, yani görünenle uğraşmaz. Soyut olanla, yani görünmeyenle uğraşır ve çoğu zaman somut şeyleri de soyutlaştırır. Ve bazı filozoflar bir şeyi daha anlamlı kılmaya çalışırken iyice anlaşılmaz hale getirirler. Bu açıdan felsefe esasında ikiye ayrılır. Bunlardan biri halka hitap eden, pak anlaşılması kolay ve gerçeği sunmaya çalışan bir felsefe faaliyetidir. İkincisi ise bolca terim ve kavram kullanan, anlaşılmaktan ziyade anlaşılmamak için uğraşan ve entel bilge görünmeye çalışan fakat esasında pek de bilge olmayan kimselerdir ki bunlara filozof değil Filodox derler. Buradaki dox malumat furuşluktur. Yani bilgeliği seven değil de bilge görünmeyi seven, şekil yapan kimse demektir. Felsefe öğrendiğinizi olduğu gibi aktarmak değil, öğrendiğinizi yorumlamak, öğrenmek, idrak etmek demektir. Yani varlığın ve sözlerin ardındaki değeri, amacı, telosu bulmaktır. Ki bunu yapmak da epey bir zordur. Bu yüzden ortalıkta filozoftan ziyade Filodokslar bulunur çünkü bir şeyi öğrendiğini zannetmek ya da ders vermek insanlar tarafından takdirle karşılanmak güzel bir şeydir ve en kolayı bu olduğu için genelde bu yapılır mesela öğretmen olan yani işi öğretmek olan insanlar bile çoğu zaman bu şekilde yaşarlar e aklınıza getirin illaki sizin de pek öğretmeyen bir öğretmeniniz olmuştur yani ne yapar bu insanlar ya müfredatın dışına çıkamazlar Hiçbir şekilde kendileri bir araştırma yapmaz, bir şey öğretmezler. Kitapta ne yazıyorsa tıp atıp ondan bahsederler. Hatta çoğu zaman zaten kitabı da öğrencilere okuturlar. Kızım oku yavrum der, sıra sıra giderler. Ya da ben maaşımı alır giderim, size öğretmek zorunda mıyım? O keyfiniz bilir, öğrenmiyorsanız öğrenmeyin derler. Halbuki işi öğretmek zaten maaşı bu yüzden oluyor. Ama işte bu türden insanlar ya Sabah akşam test çözmüşler ve hiçbir şey öğrenmeden sadece ezberleyerek puan yapmışlar ya da bir şekilde atanmayı başarmışlar. Yani kitap yüklü eşeğe dönüşmüşler. Maalesef ne bir şey öğrenmişler ne de öğretmeleri mümkün. Bu yüzden esasında filozofu çok şey bilmekle karıştırmamak gerekir. Zira birçok şey bilmek, birçok şey okumak, filozof olmak ya da bir şeyleri anlayabilmek demek değildir. Ama alim dediğimiz ya da filozof dediğimiz en azından bilge olmaya çalışan kişiler bu türden insanlar olamazlar. Ve onlar zaten çoğu zaman eğitime gerek de duymazlar. Yani otodidakt olmayı başarabilirler. Üstüne bunu gayet güzel bir dille ve anlaşılır bir şekilde anlatmayı başarırlar. Belki az şey bilirler ama en azından bildikleri konularda gerçekten bir bilgi sahibidirler öyle boş boş laf yapmazlar ki zaten her şeyi bilmek mümkün değil. Yani bir konuda iyisiniz diye diğer bütün konularda da iyi olacaksınız gibi bir kaide yok. Ama maalesef insanlar öyle zannediyor. Mesela birisi çok iyi bir şarkıcıysa, gerçekten güzel bir sesi varsa, politikada, tarihte her konuda bir fikri olması lazım. Halk ondan onu bekler. Birçok insan bu beklenti karşısında ezilir. Yani bilmiyorum diyemez. Bilmiyorum deyince karizma çizilecek, artık beni ciddiye almayacaklar. Cahil görüneceğim diye korkarlar. Halbuki bilge kişi bilmediğini bilendir. En azından bilmediği konularda bilmediğini söyleyebilendir. Devam edersek felsefe temelde değerlerle ilgilenir. Hatta zaten felsefenin ilgilendiği en yegane şey değerlerdir. Yani iyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin gibi gibi. Biz buna aksiyoloji, yani değer felsefesi diyoruz ve bu da alt dallara ayrılıyor. Mesela güzel ve çirkinle uğraşan, yani güzelliğin ne olduğunu soran felsefe anlayışı estetiktir. Ama iyi ve kötü nedir diye soran felsefe anlayışı birey bazında incelendiğinde etik, toplum bazında incelendiğinde ise siyaset felsefesi diye adlandırılır. Doğru ve yanlışa geldiğimizde ise bunu eğer aşkınlaştırırsak yani zamandan, mekandan, bizden, evrenden, hemen her şeyden daha üstün olan bir güç, bir kaide veya bir varlıkla ilişki haline sokarsak buna da metafizik ya da din felsefesi deriz. Bilim ve felsefe arasındaki benzerliklerden bahsetmek gerekiyorsa eğer bir tanesinden bahsetsem yeterli olacaktır. Bu da ikisinin de akla dayanması ve sistemli bir şekilde araştırma yapmasıdır ama ayrıştığı yerler çok daha fazladır. Mesela bilim olgularla uğraşır. O kadar. Yani gördüğüyle, incelediğiyle, aldığı sonuçla bununla yetinir. Felsefe ise bunun anlamıyla uğraşır. Yani değeriyle, neyi ifade ettiğiyle, onu nasıl anlamak gerektiğiyle vesaire vesaire. Bilim varlığı parça parça ele alır. Örneğin fizik harekete bakar, biyoloji canlılığı inceler, kimya ise materyallerle uğraşır. Ama felsefe bütün varlığı bir bütün şeklinde ele alır. Bilimin ortaya koyduğu bilgiler gözlemlenmek, incelenmek ve test edilmek yani verification sistemi ile kanıtlanabilir. Fakat felsefede kanıtlamak diye bir şey yoktur. Felsefede daha ziyade gerekçelendirmek yani justification dediğimiz akla ve mantığa dayalı bir takım önermeler bulunur. Bu sebeple bilim deterministiktir yani size hesaplamalar yapma şansı tanır. Şu büyüklükte, şu ölçekte bir havuz, şu şiddette, şu hızda akan bir suyla şu kadar saatte dolar ya da su 100 derecede kaynar ya da şu gök taşı dünyaya 5 yıl sonra çarpacaktır gibi prediction dediğimiz önde ileride bulunma olanağıyla bilim kesine yakın bir takım fikirler sağlar. Ama felsefede öyle bir şey mümkün değildir. Zira felsefe hesaplanmaya uygun değildir. Ayrıca bilimsel bilgi öğrenilmeye açıktır. İster 10 yaşında olun ister 50 yaşında olun bir takım formüllerle, denklemlerle ya da deneylerle size bilimsel yöntemi ve bilgiye ulaşma şeklini öğretmek mümkündür. Ama felsefenin öğretilmeye uygun bir şey olmadığını daha en başında söylemiştik zaten. Son nokta ise şudur. Bilim teknoloji üretir. Yani bir bakıma yaratır ve teknoloji antik grekçedeki tehne yani beceri kelimesinden türetilen bir kavramdır. Zira gerçekten de teknoloji tamamen beceridir. Örneğin bir gemi, bir buzdolabı, bir uçak, bir telefon, bir bilgisayar bunlar bizim işimize yarayan, işimizi kolaylaştıran ve resmen yoktan var edilen maddelerin bir takım kompozisyonlarla bir araya getirilmesiyle bir mekanizma sayesinde gerçekten de işlevsel hale gelen varlıklardır. Daha doğrusu nesnelerdir. Fakat felsefede bu türden bir yaratım söz konusu olamaz. Zira felsefe bir teoriya, yani düşünme ve praksis, yani eylemedir. Ama buna rağmen bilim felsefeden doğmuştur. Her ne kadar son zamanlarda felsefeden kopmuş olsa da yine de felsefeden epey bir beslenmiştir. Zaten antik çağlarda bilim adamları esasında filozoftu. Bunu birçok videomda anlattım. Bizler bugün fizikçi diyoruz ama eh, milattan önce antik Yunan'da buna doğa filozofu diyorlardı. Ya da bizler bugün astronom diyoruz bu yıldız filozofuydu. Bizler bugün biyolog diyoruz eskiden canlı filozofuydu. Bu böyle gidiyor. Zaten bunu antik Yunan'daki filozofların kitaplarına bakarak bile görmek mümkün. Mesela Heraklitos, Anaksimandros ya da Thales bu insanlar Doğa üzerine adıyla kitaplar yazdılar ve daha niceleri var. Mesela yine Aristoteles fizik diye kitap yazdı. Ve bu adam bir filozof ama yazdığı fizik kitabı Newton zamanına kadar geçerliydi. Hatta önce Aristofiziği sonra Newton fiziği diye bir ayrım yapıyoruz. Ve yine Newton'a baktığımızda onun da fizikle alakalı yazdığı kitapta doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri başlığını kullandığını görüyoruz. Yani felsefe ile bilim kardeştir. Daha sonra araları açıldı o ayrı konu ama aradaki kan bağını da yok saymamak lazım. Zira bu cahillik olur. Felsefe ile bilim tek bir noktada ayrılıyorlar. O da yöntem. Çünkü bilim belli bir yöntemi yeterli görüyor. Ben gözlem yaparım, bir takım hipotezlerde bulunurum, ondan sonra deneyler yaparım, Yeni bir takım hipotezlerle elimdeki verilerle bir takım kuramlar geliştirmeye çalışırım. Öncesinde teoriler, sonrasında yasalar, bu böyle gider. Ama felsefe bununla yetinmez. Felsefe bir yöntemle sınırlı kalmaktan ziyade aklı kullanmak, biraz da hayal gücüne başvurmak, daha doğrusu kıvrak zekayla içinden çıkılamayan sorunların içinden çıkmaya çalışmak demektir esasında. Fakat bunu da hurafecilikle karıştırmamak lazım. Zira bu türden bir yorum ve bilgi anlayışı mitosa, diğer bir ifadeyle mitolojiye, dine aittir. Bu açıdan eğer din ve bilim arasındaki bilgi üretim ve yöntem farkına değinmek gerekirse, bilimin her gün yeni bir şey ürettiğini ama dinin hiçbir şey üretmediğini hatta üretilmekte olan bilgiyi bile bir yerde sabote ettiğini söyleyebiliriz. Ha, eğer din ve felsefe arasındaki ayrımdan bahsetmek gerekiyorsa, Buna da kısaca şöyle değinebiliriz. Din doksaya yani kanıya dayalıdır, inanca dayalıdır ve dogmatiktir yani değişmezdir, yoruma açık değildir. Zira din genel geçer ve evrensel bilgiler verdiğini söyler ve değişmeyen bilgiler verdiğini iddia eder. Haliyle dinle yola çıkıp da bir şey başarmak pek mümkün değil ama felsefe skeptiktir veya septiktir yani şüphecidir. Asla yetinmez. Her daim daha çok soru sorar ve her daim daha çok merak eder. Zaten felsefe en başında söylediğim üzere merakımızı gidermek ve bilme ihtiyacımızı gidermek için ortaya çıkmıştır. E, bu türden bir faaliyetin de doyup oturup beklemesini beklemek saçma olacaktır. Felsefe inanmaktan ziyade bilmeyi amaçlar ve duygulara hitap etmekten ziyade entelektüel hazlara hitap eder. Yani sizi bir bakıma aşkınlaştırmaya çalışır. E bilgi nedir, inanmak nedir, bunlar arasında bir fark var mı diye sorarsak, hani hep derler ya ateist sayfalarda falan vardır, ben inanmak değil bilmek istiyorum. Fakat günümüzde bilgi gerekçelendirilmiş doğru inanç diye tanımlanıyor. Yani esasında bilmek bile bir yerde inanmak demek oluyor. Toparlarsak bütün dinler gerçekte doğayı, evreni, insanı anlamak isterler ve hayata anlam katmaya çalışırlar. İlkel dinler bunu sihir ve büyüyle, politeist inançlar bunu bir takım tanrılar ve bu tanrılar arasındaki kavgalarla, etkileşimlerle, monoteist inançlarsa bir takım kutsal kitaplar ve bu kitapların getirdiği dogmalar ve kurallarla yapmaya çalışırlar. Bütün bu tarzlar arasında ortak bir nokta vardır ki o da imandır. Zira dinde süce ve obje arasındaki ilişki imana, inanmaya yani teslimiyete dayanır. Mesela bunu şöyle örneklendirebiliriz. Sizin kutsal kitabınızda dünya düzdür diyorsa ve bugün dünyanın düz olmadığı ispatlanmışsa ne yapacaksınız? Dünya düz değildir dediğiniz takdirde dinden çıkmanız lazım. Dinde kaldığınız takdirde de bir takım kıvırmalarla meşgul olmanız gerekiyor. Ya orada onu demek istemiyor aslında. Başka bir şey diyor da bu dediği şey esasında dünya düz değildir anlamına geliyor demeniz ve kendinizi kandırmanız lazım. Ya da bilim ya da felsefe ne diyorsa desin. Benim kitabımda eğer dünya düz diyorsa dünya düzdür kardeşim. Ben Allah'a güveniyorum. Allah da yalan söyleyecek değil dersiniz. Yani dinsel bilgideki inançla bilimsel bilgideki inanç arasındaki farka bakacak olursak Bilimsel bilgideki inanç gerekçelendirilmiş doğru inançtır. Dinsel bilgideki inançsa, batıl inançtır. Bu da dinsel bilgiyi daha sağlam yapar. Zira bilimsel bilgide eğer bir yanlışlanma söz konusuysa ya da daha iyi bir bilgiye, daha iyi bir veriye ulaşıldıysa bilimsel bilgi değişir, terk edilir. Kimse onu savunmaz. Ama dinsel bilgide hiçbir şeyle uyuşmasa, akla, mantığa, bilime, her şeye ters düşse bile onu savunmak mümkündür. Zira dinsel bilgi deneye, gözleme ya da sorgulamaya değil, dediğim üzere inanmaya dayanır ve kimseye de neye inanacağını söylemek bizim haddimize değildir. Şimdi felsefe ve sanat arasındaki ilişkiye bakacak olursak bu durumda ilk önce sanat ne bunu sormak gerekiyor. Sanat aklımızdan geçen şeyi olduğu gibi aktarmak, tuvale dökmek veya ne düşündüysek, ne hayal ettiysek onu tamamen resmetmek midir? Yoksa aktarmaya çalıştığımız şeyi gizlemek, süslemek, daha mistik hale sokmak ve yoruma açık bırakmak mıdır? Bu elbette tartışmaya açıktır. Ama sanat bize bir bilgi sağlayabilir mi? sorusu tartışılmaz. Zira öyle bir şey mümkün değildir. Sanat olsa olsa kendi gerçeğimizi, kendi anlayışımızı, kendi doğrumuzu anlatmaya çalıştığımız bir etkinlik alanından ibaret olabilir. Ve burada anlattığımız doğru ve gerçek de nesnel veya objektif bir gerçek değildir. Tam tersi son derece öznel, son derece şahsi bir gerçektir. Zaten sanatçı da bir bilgi verme iddiasında olan bir kişi değildir. O tam tersi bizde bir heyecan, bizde bir ilgi uyandırmak ister. Bu açıdan sanat bir labirent gibi, bir bulmaca gibidir ve içinden çıkmak gerçekten güçtür. Zira sanatta süje ve obje arasındaki ilişki hayal gücüne bağlıdır ve herkes aynı hayal gücüne sahip değildir. Bu yüzden de aynı manzarayı resmetmeye çalışan 5 tane ressam koysanız Beşi de bambaşka bir manzara resmedecektir. Hiçbirinin manzarası diğeriyle tıpatıp aynı olmayacaktır zira ressam orada yeniden bir kurgu yapacaktır. Ya da yüzlerce müzisyen aynı savaştan, aynı olaydan, aynı faaliyetten başka besteler çıkaracaklardır. Bu da sanatın bir bilgi vermek, bir bilgi üretmek konusunda yetersiz kalacağına ama bilgi uyandırmak, yani ilham vermek konusunda yardımcı olabileceğine işaret ediyor. E, sanat bilgi üretmiyor. Din zaten dogmatik. E, bilim yarın değişebilir. Pek de güven olmaz. E, bu durumda felsefeye niye güvenmek lazım? Ya da felsefe ne işe yarar? Kıymeti nedir? Bunu sorarsak ki epey sorulan bir soru. Zira insan ne görse bu ne işe yarar diye soruyor. Ya da ne öğrense iyi de hocam bunlar gerçek hayatımızda ne işimize yarayacak diye merak ediyorlar. Yani her şey bir işe yaramak zorundaymış gibi bir algı var. Esasında bu normal çünkü hayatımızda neyimiz varsa işimize yarıyor. Örneğin bir uçak gördüğümüzde eğer uçak nedir bunu bilmiyorsak ilk yapacağımız şey bu ne işe yarıyor diye sormak olur. Zira uçak bir işe yaraması, bizi uçurması amacıyla yapılmıştır. Ama öte yandan bir bebek doğduğunda bu ne işe yarıyor diye sormuyoruz. Zira bebek bir işe yaramaz. Yani yarayacaksa bile büyümesi lazımdır. Belki büyür, başkan olur, politikacı olur, başarılı bir asker veya bilim adamı olur, belki de it kopuk olur. Bunu bilmek mümkün değildir. Zira bebek kendi değerini, kendi işe yararlığını kendi yaratacaktır. Öte yandan bir şeyin işe yaraması bile esasında özneldir. Zira hiçbir şey her işe yaramaz. Yani her şey belli bir konuda işe yarardır, belli bir konuda değildir. Mesela tıp hastalığımızı gidermek, bizi iyileştirmek, belki de ömrümüzü uzatmak amacıyla işe yarayabilir. Ama tıpla yıldızlar hakkında bir şey öğrenmek mümkün değildir ya da tıp bize doğrunun ne olduğunu söyleyemez. Ya da şu anda üzerinde oturduğum koltuk üzerine oturayım diye vardır. Yani bu açıdan işe yarayan bir şeydir. Ama koltuğumla yazı yazmaya çalışsam bir işime yaramayacak ya da koltuğum benim diğer işlerde işimi görmeyecek. Yani sınırlı bir işe yararlığı var. Ha, bu koltuk 100 liralıktır. Giderim 10 bin liralık bir koltuk alırım. Yine bir şey değişmez. Hani akıllı koltuk, wifi'li koltuk ya da tabletli koltuk falan değilse istiyorsanız komple altın kaplama yaptırın. En fazla gözümüze hoş gelir, estetik olur. O türden bir kıymeti olabilir. Ya da teknolojik bir takım eklemeler yaptığınızda pratik bir işe yararlığı olabilir. Ya da ahlaklı biri olmak, doğruyu söylemek, dürüst olmak her zaman işe yaramaz. Hatta çoğu zaman doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur ve dürüst olduğunuz için başınıza tonla bela gelir. Bu açıdan felsefenin de işe yaramadığı tonla alan bulmak mümkündür. Hatta birçok kişi zaten felsefeyi boş laf yapmak gibi görür ve herhangi bir konuda açıklama yaptığınızda ya felsefe yapma falan derler. Halbuki felsefe baştan beri 10 kere söylediğim üzere tek bir amaca hizmet ediyor. O da bilgi açlığını doyurmak, merakımızı gidermek, bize entelektüel bir has kazandırmak. Yani felsefe bir hobidir ve sizi insan yapmaktan başka bir işlevi de yoktur. Şöyle düşünmek lazım. Hepimiz acıkıyoruz ve yemek yediğimiz takdirde doyuyoruz. Fakat doymak için kuru ekmek yemiyoruz. Yani işte soslar, baharatlar, güzel yemekler, tatlılar, zevk almaya çalışıyoruz değil mi? Yediğimiz yiyeceği güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ve tabii bunun haricinde işte protein lazım, karbonhidrat lazım. Bir takım beslenme kürlerine giriyoruz ama esasında güzel bir yemek yiyorsak güzel bir yemek yemiş olmak için yiyoruz. Zevk almak için yiyoruz. İşte felsefe de hayatı renklendiren, zevk katan, size entelektüel seviyede haz veren bir faaliyettir ve sizi basit, boş beleş bir insan olmaktan uzaklaştırır. Bu yüzden de son derece basit, vasıfsız ve cahil olanlar felsefeden anlamazlar ve felsefeyi de beğenmezler zaten. Benzer şekilde her ne kadar vasıfsız veya cahil olmasalar da birçok insan, özellikle materyalistler, felsefenin artık işe yaramadığını söylerler. Yani onun devri geçti. Derler ve her şeyi maddeye indirgerler ki bu da makul bir tutum değildir. Neticede bizler insanız ve birçok organdan meydana geliyoruz. Fakat bizler organlardan, kemiklerden, kandan veya bir takım maddelerden ibaret değiliz bizi özel kılan ya da en azından evrene bakışımızda özellik yaratan bir mefhum var. Bizim bir tek maddeden ibaret olduğumuzu ve hiçbir kıymetimizin olmadığını söyleyenler, diğer bir ifadeyle transandans ya da aşkın kavramları kabul etmeyenler, bunun yanında soyut bir takım önermeleri de küçümseyenler, örneğin işte söylediğim üzere felsefeyi tabiri caizse adam yerine koymayanlar, aslında kendileriyle çelişiyorlar. Zira özgürlük de, adalet de ve bu gibi birçok kavram da transandanstır, aşkındır. Ya da yasalar, kurallar, gelenekler, kadın ve erkeğin eşit olması gerektiği, köleciliğin yanlış olduğu, sömürgeciliğin yanlış olduğu ya da bu gibi birçok şey felsefi şeylerdir aslında. Ve sosyal bilimler diye ifade ettiğimiz bilim türleri de hiçbir şekilde materyalist değildir. Dolayısıyla bu türden bir görüş Kısır bir görüştür. Yani felsefe yapmak, insan yaşamıyla ilgili olay ve problemleri çok boyutlu bir şekilde görmek ve bunları her yönüyle kavramaya çalışmaktır. Zaten herhangi bir faaliyetten de bundan daha büyük bir işleve sahip olması beklenemez. Son bir alıntı yapmak gerekirse Descartes felsefeyi şöyle tanımlamıştı. Tüm felsefe bir ağaç gibidir. Kök, gövde ve dallar. Felsefenin kökleri metafizik, gövdesi fizik, dalları da diğer bilimlerdir. Diğer bilimlerse başlıca üçe ayrılabilir: hekimlik, teknik ve ahlak. Burada belirtilen ahlak, diğer bilimlerin tam bir bilgisini gerektiren ve bilgeliğin en son aşamasını oluşturan en yüksek ve tam ahlaktır. Her neyse, bence yeterince konuştuk. Yani felsefe nedir ve Felsefeye giriş birinci bölüm türünde bir video için bu kadar konuşma bu kadar örnek yeterli olacaktır. Zaten sonraki videolarda hem burada değindiğim hem de değinmediğim birçok şeyden bahsedeceğim. e. Dile kolay 8 bölüm 9 bölüm yapacağız. O yüzden şimdilik bu kadar Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.